İhmete. İhmete. Dry Juli in Antalya. Yok, burada ne yazıyorsa o. Deutschland mı diyor hocam? Evet. Değiştiremez. Farklı bir şey yazabilir miyim? Hayır, yazamazsın. Mektupta Tamam. Tamam hocam. Deutschland. Urlaub machen yapabilirim hocam tekrar. Machen burada otelden bahsedebilir miyiz hocam? buradaki sorular var. Onlardan bahsedeceksiniz. Van ve Anladım. Büfi ile Perzono'nun Simba. Kaç kişisiniz ve oda nasıl oda istiyorsun? Ve Freigensi den Price ve fiyat soracak. Evet. Bunda pek karışmayacağım ben. Sizin yapmanızı istiyorum. Buyurun. Biz Via'ydı hocam. Via personen biz dört kişiyiz diyeceğim ama personen oluyor değil mi hocam? Aha, pardon. Via personen biz dört kişiyiz. İki oda istiyoruz. Via Machen pardon Via Möhte Via Möhte Zwei Zwei Zimmer. Diğer soruya geçeyim hocam. Fragrance Den Farz edin sınavdasınız ve mektubu siz yazıyorsunuz. İstediğin soruyu cevaplayıp istediğin şekilde yazabilirsiniz. Ben en son Tamam hocam. ayrı olacağım. Fragrance soru mu soruyor bize orada hocam? Yok uçak mı? Fragın Fragrance. konu bilmem ne. Fragın neydi o? Fragrance uçak mıydı hocam? Hayır, o Uçak. polis. Fragın sormak. Sorun Sormak değil mi hocam? price, fiyatı sorun. Fiyatı sorun diyor değil mi hocam? Was Was Fraga Zweizimmer Antalya Monat şimdi how much money diyecektim de diyemiyorum. Was fiyatı ne kadar? Was costed mıydı hocam? Evet. Şimdi teşekkür edip bitirebiliriz değil mi hocam burada? Tamam. Abla. Bu da Danke schön diyebiliriz. Sonra Mit besten Grüßen. Evet. Bu kadar. Evet hocam. Peki.
Şimdi buraya mektup yazıyorsak bizim her zaman, yani benim bu yazdığımız kaçıncı mektup bilmiyorum. 6, 7 olmuştur. Kitaptakiler. Her zaman dedim ki mutlaka mektubun sonunu, cevap bekliyorum kalıbını ekle. Öncelikle bu. Evet hocam. Daha sonrasında soruları dikkatli şekilde yapmak lazım. Burada her soruya cevap vermemiz gerekiyor ki bunları mutlaka cevaplamamız lazım. Van ne demek? Hatırlıyor musunuz bunu? Hatırlamıyorum tarifimi. Ne zaman anlamına geliyor? Müfire personun kaç kişi ve o da. Tamam. Evet. Tamam. Fragen Sie den Preis. Bu da fiyatı sorun. Şimdi bir de şöyle yazalım. Şimdi odayı sordu. Bir ay dedik. Tamam. Gerte. Tamam. Sonra yazdık. Gitmezse diyor ki ne zaman? Ve kaç kişi? Burada bir dediğin doğru. Ya. Ama zinti unutmamalı diyor. Zinti unutursan Biraz değil. hiçbir önemi. Çoğul olduğu için değil mi hocam? Evet, o cümlenin hiçbir önemi kalmadı. Yani o cümle komple çizildi. Ne yazayım? Evet. Erzurum. Möhten. Burada Van ne zaman olduğu için bizim ne zamandan ne zamana kadar kaldığımızı belirtmemiz gerekiyor. Van Kon Yuni Biz mesela Künfte Yuni Kolay. Kolay kalmak. Evet, biz 3'ünden 15'ine kadar otelde kalmak istiyoruz. Daha sonra burada diyebilirsin ki Möhten Doğay Simba. İki oda istiyorum değil mi hocam? İki oda istiyorum. İki oda istiyoruz. Şimdi fiyatını soracaksın. Fiyatını sorarsan da her zaman bu fiyat sormayı avucunun içine yaz. Her zaman bak. Çünkü o kadar önemli. Evet. Sınavda şıprehinde soracaksın. Reason'da karşına çıkacak. Yazıda karşına çıkacak. Avucuna yaz. Evet Gel hocam. git bak. Repeal costed. Ya da was costed. Costum. Ama biz burada iki oda dediğimiz için repeal costed. Zwei Zimmer. İki odanın fiyatı ne kadar? Fiyat atıyorum 3'ten 15'ine kadar kaç gün var? 12 gün. Sadece. 12 gün boyunca iki odanın fiyatı ne kadardır? Daha sonrasında başka kaldı mı bizim sormak istediğimiz? Kalmadı. Van'ı söyledik. Yufi ile Perzon'u söyledik. Simba'yı söyledik. Daha sonra fiyatı da sorduk. Artık yapacağımız. Bitte um Antwort. Sonra da Mit Besten Gruzen, öyle mi hocam? Evet. Daha sonra da Mitbeş'ten. Beşten dileklerimle. Yine aynı. İsmi yazıyorsun. Maria. Evet, mektup bu şekilde olacak. Bunun haricinde dediğim gibi fiilleri falan atlarsanız mektup komple gidecek. Orada da listen ve hören'dan yüksek puan almanız gerekiyor.
Mümkün olduğunca çekimleri falan artık ezberlemelisiniz. Evet hocam. Böylece bu kısmı da bitirmiş olduk. Evet, bir tane daha yazacağız mektup. Yazdırayım şu an aşağıya. Evet, diğer mektup bu şekilde. Evet hocam. Siz yapıyorsunuz. Zimahtan am burada şey mi diyor hocam? Onlar Avusturya'ya tarihte bilet istiyorlar gibi bir şey mi oluyor hocam? Onlar değil, onlar nereden geldi aslında? Siz. Zil Siz. Her zaman mektupta siz olacak. Siz istiyorsunuz diyor. Avusturya'ya uçmak ne zaman? Şu tarihte. Ve ayrıca istiyorsunuz ki bilet bugün rezervasyon yaptırmak anlamına geliyor. Evet hocam. Bilet rezervasyonu yaptırmak ve seyahat bürosuna yazıyorsunuz. Price yine aynı fiyat. Ne zaman? Ve refill kilo gepek. Yani kaç kilo bavul alabilirsiniz? Evet, buyurun. İhmate am zeks fia 2013 yazacağız. İhmetram. Neyse tarihi yazdık hocam. Bundan sonra Österreich Flaggen. Burada cümle bize döndü değil mi hocam? Evet. Ben tarihte Avusturya'ya gitmek istiyorum. Uçmak istiyorum. Ya Ich möchte Flugticket Evet. Burada niye iade ediniz? Evet dedim hocam. Bir bilet istiyorum. Tamam. Yaya gerek yok. Burada size sormuyorum. Çünkü size direkt yazıyor. İstiyor musun demiyor. Evet Yahu. hocam. Evet. Schreiben Sie an Ihr Reisebüro. Fiyat soracağız değil mi hocam? Evet. Ihr Şu tarihte diyeceğim. Sonra tarihi yazıyorum. Bir bilet Wie viel kosten
Ticket miydi hocam? Biliyorum. Ticket miydi? Ein bir bilet. Ein ein Ticket. Burada bu aynı ticket'ın başında ihmeh de yapabiliriz hocam. Evet. Burada one'ı da yapmış olduk değil mi hocam? Tarihi yazdık. Devam. Kaç kilo? Kaç kilo alabilirim? Almak ya da taşımak. Tragın diyebilirsiniz. Tragın. O taşımak. Ama tabii cümleyi toparlamanız lazım. Fragın mı hocam? Tragın. Tragın taşımak. Diyeceksiniz ki kaç kilo valiz taşıyabilirim? Wie viel tragen Kilo? Öyle mi dedim? Efendim hocam? Şekilde mi söyledim? Rüfiyat, lazım kilo mu? Değil hocam. Nasıl? Wie viel Kilo Dragon Gepak mı hocam? Gepek. Evet. Ich bitte Antwort mit besten Grüßen. Böyle bitirebiliriz değil mi hocam? Evet. Nasıl geçti? Efendim hocam? Sizce nasıl geçti mektup? Hani sınavdan sonra sorarlar ya, nasıl geçti sınavın diye, aynı onun gibi. Evet. İyi geçmedi hocam. Evet, iyi geçmedi. Çünkü Evet. bir kere yani başta neyi unuttunuz sizce? resmi yazıyı unuttuk hocam. Zar getre damen und Herren. Oradan gitti bu. Şimdi bir de ben yazayım. Giriş güzel. Yani girişte problem yok. İlk cümleyi yapıyorsun. Ama kitap şekli, mektuplarda İlkokulda bile bize mektup yazdırırlardı. Ne derlerdi? Evet hocam. Burada hitabı yaz. O yüzden ne yapacağız? Zer, yerte, damın, und, her. Hitabı yazacağız. Hitap olmadan mektup olmaz. Geldik sonra. Giriş tamam. İhmehte tam dedik. Daha sonra altı Hocam bu sınav Bursa'da düzenleniyor mu? ÖSD yapıyor Bursa'da. ÖSD yapıyor değil mi? O öbürü Göte miydi hocam? Evet, o yap. İstanbul'da değil mi o? Yani İstanbul, Ankara. Anladım hocam. Ben ÖSD'ye girecektim değil mi hocam? Yani siz bilirsiniz hangisine girmek isterseniz. İkisi de hangi?
Ama ölse de daha iyi olabilirsiniz. Daha sonraki cümlemiz diyor ki Sie möchten Flugticket ticket buchen. Direkt diyeceksin ki Evet hocam. Aynı bu cümleyi çevireceksin. Başka bir şey yok. Sie möchten Flugticket. Zaten tarihi söyledim. Tekrar tarihi söylememize gerek yok. Yani şuradaki tarih söylediğim tarih tamamen gereksiz. Anladım hocam. Bilet rezerve ettirmek istiyorum. Onu da söyledim. Şimdi price soracağız. Direkt diyeceksin ki az önceki soru. Yani bu kadar karışmasına gerek yok. İhmetlerin orada hiç alakası bile yok. Olmaz yani. Tarihin olur. Evet hocam. Ve cost. Kosten. Cost. Kosten. Çünkü bir. Li oluyor değil mi hocam? Evet. I look ticket. Bir. Burada direkt diyorsunuz ki bir bilet ne kadar? Ya da dust da diyebilirsin. Fark etmez. Daha sonra burada ekstra olarak van demiş. O van'da ne zaman havaalanında olmalıyım? Van soll ich am Flughafen. Burada zor olmak olmamaktı değil mi hocam? Yok, meli malı anlamında. Ha, meli malı, doğru. Ne Doğru zaman hocam. havaalanında olmalıyım? Ve kaç kilo valiz? Dedim ki taşımak tragen. Ama bunu 200 kilo tragen gepek diye bir kalıbımız yok. Yine aynı. Wie viel kilo gepek? Bu zaten standart. Kaç kilo valiz? Kann ich tragen? Hatta nereye gidiyordum mesela? Österreich'a. Na Österreich Prag. Avusturya'ya kaç kilo valiz taşıyabilirim? Nerede? Uçakta mesela. Mit dem Flugzeug. Bu da bir kalıptı değil mi hocam? Evet. Bu da kalıptı. Bunu da göstermiştim. Mit dem Flugzeug. Bu kadar. Daha sonra cevabınızı bekliyorum. Ich bitte Antwort. Daha sonra mit besten grüßen. Yani cümledeki farkları görüyorsunuz. Evet Tayfun. Ama yani çok ekstra bir şey yapmadım. Sadece ekstra diyebileceğim şu var. Bunu söylemeyebilirdim. Havalanında ne zaman olmalıyım? Ekstra olarak bunu söyledim. Ama Van'dan kastı buydu. Çünkü tarihi burada veriyorsunuz. Onun haricinde gepek de burada. Eğer bir şeyde izin istiyorsanız ya da yapılabilirlik istiyorsanız her zaman bunu kanih diye otomatikman kullanmanız lazım. Kanih yapabilir miyim? Şimdi ne dedik? Şu tarihte Avusturya'ya uçmak istiyorum. Ich möchte Flugticket buchen. Bilet rezervasyonu yaptırmak istiyorum. Ve bilet ne kadar? Wie viel kostet das Flugticket? Daha sonrasında Wann soll ich am Flughafen sein? Flughafen havaalanı demek. Ne zaman havaalanında olmalıyım? Wie viel kilo gepäck kann ich nach Österreich mit dem Flugzeug tragen? Avusturya uçakta ne kadar valiz, yani kaç kilo valiz taşıyabilirim? Ich bitte um Antwort mit besten Grüßen.
Bu da bizim ne oldu böylece? Üçüncü. Bu tarz mektuplarda iki tane yazmıştık. İki. Üç oldu. Daha sonra dört oldu. Ve bu da beş oldu. Evet hocam. Toplamda bunlardan beş tane yazdık. Kitapta da bir üç ya da dört tane yazdık. Toplamda 8-9 tane mektup yazmış olduk. Artık kalıplara aşina olmanız gerekiyor. Yani biz neyle gireriz mektuba? Nasıl devam ettiririz? Nasıl bitiririz? Cevap beklerken bir de nasıl selamlarız? Yani evet bu. Başka bir şey yok mektupta. Bir göz atın. Atacağım ben bunu size. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi çeviri yaptıracağım size. Açıyorum ben.